Buyurun Sayın Yavuz Yılmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hava yolu, demir yolu, kara yolu fark etmiyor. AK Partili yandaş şirketler hazineyi soymaya devam ediyor. Şimdi size bu soygunları tek tek ispat edeceğim. Başlayalım. İsrafın anıtı Zafer Havalimanı. Neredeyse uçak inmeyen, kalkmayan, yolcusu bulunmayan, sözleşmesi Avro ile yapılan hayali bir havalimanı. Sayıştay ve CİMER belgelerine göre 2021 yılının ilk 10 ayında garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 98 bin. Hava alanını kullanan yolcu sayısı sadece 8.664. AK Parti'nin hata payı %99. Uçmayan yolcular için ödenen garanti tutarı 91 milyon lira. Değerli milletvekilleri, havalimanının açıldığı 2012 yılından bugüne kadar garanti edilen toplam yolcu sayısı 10 milyon 13 bin. Havalimanını kullanan yolcu sayısı sadece 327 bin. AK Parti'nin bugüne kadar ortalama hata payı %96,72. Uçmayan yolcular için ödenen garanti tutarı 51 milyon avro. Yani 812 milyon lira. Sayın milletvekilleri, havalimanının kamuya devredileceği 2044 yılına kadar Zafer Havalimanı'na tek bir uçak inmese bile, tek bir yolcusu olmasa bile şirketin kasasına girecek hazine garantili toplam para en az 3 milyar 220 milyon lira. Yani 208 milyon avro. Kimsenin kullanmadığı ve kimsenin kullanmayacağı böyle bir havalimanını özel sektörün veya devletin yapması yerine bu kaynakla 300 fabrika yapmak mümkündü. En az 20 bin kişiye istihdam sağlamak mümkündü. Sayın AK Parti milletvekilleri, bakın ben sizi uyarıyorum. Yolunuz yol değil. Örnek Düzce Zonguldak Karayolu. Tarih 27 Mart 2021. Bakın bu yola meteor düşmedi. O gün ne deprem oldu, ne sel oldu, bir damla yağmur bile yağmadı ama bu yol çöktü. Doğal bir afet yoktu. Ancak AK Parti eliyle yaratılan büyük bir felaket vardı. Yolun malzemesi yanlış, uygulama tekniği yanlış, denetim zaten yok. Yani sizin anlayacağınız tam bir yandaş işi. Tıpkı Çorlu tren faciasında olduğu gibi. Bu fotoğrafta gördüğünüz çukur, beceriksizliğin, açgözlülüğün, AK Parti'nin ülkeyi sürüklediği karanlığın çukurudur. Değerli milletvekilleri, sansürlenen Sayıştay taslak raporuna göre şimdi size yap, işlet, devret modeliyle yapılan projelerin gizli sözleşme değişikliklerini açıklayacağım. Hazır mısınız? Açıklıyorum. Görevli şirketlere yapılan garanti ödemeleri yılda bir defadan ikiye çıkarıldı. Kur güncellemesi yılda bir defadan ikiye çıkarıldı. Bunlara karşılık işletme süresi kısaltılsa da bu projelerin kamuya devredileceği tarihe kadar geçecek sürede Sayıştay'ın hesapladığı kamu zararı 2 milyar 549 milyon liradır.
Tamamlayalım lütfen. Ayrıca bu gizli sözleşme değişiklikleri nedeniyle AK Parti'nin görevli şirketlere sadece 2020 yılında fazladan ödediği tutar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil proje için 424 milyon lira, Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyol Projesi için 39 milyon lira, Osman Gazi Köprüsü dahil proje için 420 milyon lira, toplam 884 milyon 931 bin lira 2020 yılında bu gizli sözleşme değişiklikleri nedeniyle görevli şirketlere fazladan ödenen para. Sayın milletvekillerim, konuşmamı... Peki, son konuşmacı olduğunuz için grup adına bir selamlayın ve bitirelim. Buyurun. Sayın milletvekilleri, konuşmamı vatandaşın AK Parti'ye gönderdiği bir mesajla tamamlamak istiyorum. Beraber yürüttünüz siz bu yollarda, beraber götürdünüz yolsuzluklarla, şimdi yağmur gibi yağan bu zamlarda vatandaşa her şey sizi hatırlatıyor. Saygılar sunuyorum.